Ve Sağlık Bakanlığı'nın o müjdeli haberi bakanlık SMA hastalarının ilaçlarını geri ödeme kapsamını aldı. Karar hasta ve hasta ailelerine umut oldu. bu bekleyişte böyle bir adımın atılması çok kıymetli. Çok mutluyuz, sevinçliyiz. Sağlık Bakanımız bize çok güzel bir müjde verdi tabii ki. Çok önemli bir açıklama yaptı kendisine. Teşekkür ediyoruz. Çok sevindik. Çok sevinçliler. Çünkü Sağlık Bakanlığından bekledikleri haber geldi. Tip 2 ve tip 3 hastalarında dün onay verildiği Sağlık Bakanlığınca açıklandığı için çok mutlu olduk tabii ki. Bu hastalar için zaman çok değerli. SMA hastaları için tek umut Amerika'dan gelecek bir kutu ilaçtı. 4 tip evre olan SMA hastalığında sadece tip 1 evresinde tedavi gören hastaların ilaçları SGK tarafından veriliyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tip 2 ve tip 3 hastaları için de müjdeyi verdi. Bu sürecin çok uzamaması bizim için önemli. Evet çok güzel bir müjde aldık ama bunun devamında ilacı hemen almamız gerekiyor. SMA yani diğer adıyla kas hastalığı daha önce SMA tip 1 hastalığı için kullanılan ilaçlar SGK kapsamındaydı. Şimdi bir müjde de tip 2 ve tip 3 hastaları için geldi. Şu anda da yanımda Toros var. Toros da SMA tip 3 hastası. O da bir an önce ilaçlarına kavuşmayı bekliyor. Toros astronot olmak istiyor. Kendisinin hastanesi var. Neydi hastanenin adı anneciğim? Sürpriz çözüm. Sürpriz çözüm hastanesi var. Toros'un hayali bir hastane kurmaktı. Çünkü onun gibi SMA hastalarının tedavi süreci oldukça pahalı. Çok pahalı tedaviler. Yani biz kendimiz internette baktığımızda 100 bin euroya kadar görüyoruz tek bir dozunu. Ama yaklaşık 550 bin euro civarında temin ediliyor. Bu ilaçla kaybettiğim yürüme yetim. Ben 5 yaşına kadar yürüme yetin kaybetmemiştim. 5 yaşında yürüme yetimi kaybettim. Bu ilaçla beraber yürüme yetimi tekrar kazanacağım ve ayağa kalkabileceğim. Onur 21 yaşında hukuk fakültesi öğrencisi oldukça başarılı bir öğrenci. Küçük yaşlarından beri SMA tipi 3 hastalığıyla mücadele ediyor. Bakanlığın yaptığı yeni açıklama Onur'a da umut oldu. Şimdi ilaçlarına kavuşacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.